Almanya'nın Goethe Enstitüsü'nün Alman Kültür Merkezi'nin kitaplığında burada sağ kolu olan yıllardır ve biz PEN olarak bizi hiç ama hiç yalnız bırakmayan, her an destek olan Sanem Hanım'la baş başa bırakıyorum. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Doğru. İyi akşamlar. Ben öncelikle Enstitü Müdürümüz Manipur Nagi Azar adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Kendisi iş seyahatinde olduğu için bu akşam aramızda değil, yurt dışında. Yoksa kaçamıyor diyorsunuz. Her evet, zaman her açılışta zaman. Bir hoş geldiniz demeyi istiyor. Çünkü bizim için PEN Durgun Sanem Ödül Töreni'nin kütüphanemizde gerçekleşmesi çok önemli. Ve yanılmıyorsam 7 yıldır. 7 yıldır buraya biz alınan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda da birlikte oluruz. Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Sözü ben fazla uzatmadan Zeynep Hanım'a bırakıyorum. Peki. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar. Evet, her zaman bekliyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar oturuyor musunuz? Evet. Demek. Ben burada oturuyorum. Ha, oturuyorsunuz. Ben daha geçeceksiniz zannettim. Yıllardır Duygu Asena PEN ödülünü veriyoruz. Duygu Asena bizim için çok önemli bir isim. Yalnız kadın hakları savunucusu, feminizmin Türkiye'de yayılması açısından değil, aynı zamanda çok dürüst, çok namuslu, çok çalışkan, her daim haksızlığa uğramıştan yana olduğu için, sesini çıkarmayanların sesi olabildiği için ve de bunları yaparken müthiş bir popülarite kazandığı için, birçok insana örnek olabildiği için çok önemli. Ve bu ödülü biz PEN olarak edebiyat kaygısından çok topluma hizmet açısından değerlendiriyoruz ve örnek olması açısından değerlendiriyoruz. Bundan önceki yıllarda verdiğimiz birkaç ödülü verdiğimiz, Dürgesen ödülünü verdiğimiz birkaç kurumu söyleyecek olursam, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Nazan Moroğlu ve Baro Kadın Hakları Birimi, ondan sonra Kadın Cinayetlerini Araştırma Birimi, Kadın Kütüphanesi İstanbul, Eşitiz, bunun gibi sayısız kuruma verdik. Şimdi bu yıl bunu direnen ve mücadeleden asla vazgeçmeyen, direnen Boğaziçi Üniversitesi ne vermekten büyük bir sevinç ve gurur duyuyoruz. Şöyle bir küçük bir şey hazırladık gerekçe olarak, onu okuyacağım size. Ha, başında bir girişi vardı, onu atlamışım. PEN Yazarlar Derneği ülkemizde kadın hareketinin öncülerinden ve her daim ezilenden yana olan Duygu Asena adına her yıl verdiği ödülü bu yıl bir bireye değil, örnek bir direnişe ve mücadele vermeye karar aldı. 2024 PEN Duygu Asena ödülümüzü bu yıl Boğaziçi Üniversitesi'nin laik ve özerk, akıl ve bilim yolunda nitelikli eğitim için direnen akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanlarına veriyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyerek direniş tarihimizde zaten yerlerini çoktan aldılar. Gerekçemizi şöyle belirledik. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına tek bir üniversite sokamayan, eğitim sistemini cemaat ve tarikatlara teslim etmekten çekinmeyen, hatta bu yolda anayasayı yok sayan, Cumhuriyet'in temel taşlarından biri olan eğitim birliğini dinamitleyen, ülkemizin gençlerini kaliteli eğitim hakkından mahrum eden Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim alanını kurak, susuz,
üzerinde ot bitmeyen bir Vahabi çölüne çeviren, cehaleti yücelten, kendi imkanlarıyla nispeten iyi eğitim alabilen nitelikli gençlerin binlercesinin de her yıl ülkeyi terk etmesine neden olan zihniyet, 2021 yılı başında başlayan süreçte tamamen keyfi rektör atamalarıyla ülkemizin köklü ve en değerli eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nde ele geçirmeye çalışmaktadır. O gün bugündür bu atamaya ve ileri değil geriye dönük uygulamalara direnen, kurumlarını tepeden atamalara ve müdahalelere teslim etmemek için başkaldıran Boğaziçi Üniversitesi'nin değerli akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanlarının bu çabalarını saygıyla karşılıyor. PEN Türkiye Yazarlar Derneği olarak artık bir gelenek haline dönen, gelen Duygu Asena ödülümüzü bu yıl mücadeleden vazgeçmeyen, direnen Boğaziçi Üniversitesi'ne veriyoruz. Akademisyenler adına Profesör Mine Eder'i buraya rica edeceğim. Mezunlar adına Serra Ulusoy'u buraya rica edeceğim. Çalışanlar adına Esra Şener'i buraya rica edeceğim. Bir de öğrenciler adına, buyurun oturabilirsiniz. Öğrenciler adına Eftalya Koyuncu gelecekti. Ancak başka bir yürüyüşe gittiği için ve öğrenciler de o yürüyüşte, kadın yürüyüşünde olduğu için, biliyorsunuz böyle bunlara katılan çok insanımız yok zaten. Burada öğrenci temsilcimiz yok. Ancak burada çok 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 değerli benim sevgili dostum, arkadaşım, bir tanem olmanın dışında Emeritus Profesör Oya Başak var. Yok ki Oya Başak hepimizden çok 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 daha genç. Onun için öğrenciler adına çiçeği ona vereceğim sonunda. Oya'cığım, senin Oya Başak Profesör çok yeni bir göz ameliyatı geçirdi. Onun için onu yerinden kaldırmayacağız. Sonunda öğrenci ya da kendi adına ya da ne istersen kahkahalarıyla meşhur profesörümüzden bir küçük konuşma rica edeceğim. Bu arada emeritusun ne olduğunu da arkadaşlarıma anlatacağım diye bilmeyenlerdi. Şimdi isterseniz önce çalışanlar adına Esra, siz bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Buyurun, söz sizin. Herkese merhaba, saygıdeğer konuklar. Boğaziçi Direnişi'ne verilen bu ödülü, ben Boğaziçi çalışanları ve bu mücadelede en başından beri yer alan sendikam eğitim tanımını almaktan onur ve gurur duyuyorum. Duygu Asana'nın mirası, cesareti ve mücadelesi bizlere ilham veren bir ışık olmuştur her zaman. Onun izinden yürümek, kadın hakları ve özgürlük mücadelesinde kararlılıkla ilerlemek adına bir sorumluluktur diye düşünüyorum. Boğaziçi Direnişi sadece bir üniversitenin özgürlüğü için yapılmış bir mücadele değil. Bu direniş aynı zamanda demokratik değerlerin, ifade özgürlüğünün, adaletin ve insan haklarının savunulduğu bir manifesto niteliğindedir. Bu mücadeleye verdiğimiz, bu ödül aslında bu mücadeleye verdiğimiz değeri ve inancı simgeliyor bir taraftan. Ve unutmamak gerekir ki bu mücadele sadece Boğaziçi ile sınırlı değil, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde karşılaşılan baskılara karşı da bir duruştur.
Son olarak da bu ödülü benimle paylaşan Boğaziçi Direnişi'nin tüm bileşenlerine ve bu mücadeleye destek veren herkese ve Duygu Asena'yı yaşatmak için emek veren Tarım Türkiye Yazarlar Derneği'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, şimdi mezunlar adına Sevra Ulusoy'dan. Merhaba. Değerli konuklar, PEN Türkiye Yazarlar Derneği'nin geleneksel Duygu Asena ödülünü mücadeleden vazgeçmeyen, baskılara direnen Boğaziçi Üniversitesi'nin direnen mezunları adına almaktan dolayı onur duyuyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Biz Boğaziçi mezunları üniversitemizin özgür ve özel ikliminde çok yüksek nitelikli bir eğitim aldık. Bunun yanı sıra bireye saygıyı, farklı düşünceleri ifade etmenin, dinlemenin ve tartışmanın kıymetini, kısacası demokratik bir ortamda hak ve hürriyetlerimizle yaşamanın değerini öğrendik. Bugün mücadelemiz bu değerlere gelecek nesillerin de sahip olmasını savunmak içindir. Topluma faydalı, ilke ve değerlerine sahip çıkan, özgür düşünceye, hukukun üstünlüğüne inanan, hak ve adalet mücadelesini her ortamda sürdüren, bilimin ve eğitimin değerini bilen bireylerin yetişmesi için. Kadın konusunda ömrü boyunca yılmadan mücadele eden sevgili Duygu Asena'yı yanı başımızda hissederek onurlu anısına layık bir şekilde durmaya çalışan Boğaziçi mezunları olarak hepinize teşekkürlerimi sunuyorum ve kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyorum. Şimdi akademisyenler adına Profesör Mine Eder'e sözü veriyorum. Ben önce sizi biraz depresyona sokacağım. sonra da neler yaptığımızı da anlatacağım. O yüzden merak etmeyin ama çok ciddi bir hasarlarla karşı karşıyayız. Öncelikle teşekkür edeyim ama. Yalnızlığımızı azalttığınız için, bize destek olduğunuz için, sesinize ses verdiğiniz için, yalnız hissettirmediğiniz için, yoksa son 3 yıldır bayağı yalnız hissediyoruz bu ülkede aslında maalesef. Neden yalnız hissettiğimi de anlatayım. Çünkü bir kurumun içeriden çürütülmesini seyretmek zorunda kalıyoruz. Bu çok zor bir duygu aslında gerçekten. 3 boyutta çürüyoruz. O çürümeye zaten itiraz ediyoruz başından beri. Bir defa en önemli çürüme liyakat dışı ilişkilerle yapılan atamalar. Bir kurumu ki bu hep yaşadığımız bir şey. Boğaziçi'ne özgü bir şey değil. Bu bütün üniversitelerde yaşanıyor. Bütün kurumlarda yaşanıyor. Son 20 yıldır yaşadığımız bir şey. Ve kurum o yüzden içeriden büyük bir beceriksizlikle, büyük bir çürümeyle karşı karşıya. Çünkü ne bölümlerin, akademik uzmanların, ne fakültenin hiçbir itiraz dili kararı alınmıyor. Hiçbir şekilde atamalarda sözümüz dinlenmiyor. Ve meslektaşlarının değil de farklı türlü ilişkilerle oraya atanmayı kabul eden insanlarla yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Yazıklar olsun demek istiyorum hepsine. Onlarla kabul etmediğiniz aslında en önemli şeylerden bir tanesi bu. İkincisi, bir hapishane, açık hava hapishanesine dönüşmüş durumda kampüs. Mezunlarımız, bakın buradaki mezunlarımızın birçoğu kampüsümüze giremiyor. 150 kadar mezunumuz, bu yıllarca kuruma emek vermiş, 30 yılını kampüse geçirmiş ders veren hocalarımızın dersleri yasaklanıyor. Onlar kampüse giremiyorlar, sözleşmeleri yenilenmiyor. Tamamen keyfi bir yönetimle karşı karşıyayız. En kötüsü, tabii bu da bakın hiçbiri Boğaziçi'ne özgü değil. Bu tip böyle bir hava, zaten bütün ülkenin açık hava hapishanesine döndüğünü düşünmekteyim. Böyle bir, yani bize özgü bir durum değil. O yüzden aslında şikayet etmeye de utanıyorum biraz ama. Ama bir de üçüncüsünü de söyleyeyim. Üçüncüsü de tek adam rejimi. Yani bunu da tabii bütün Türkiye yaşıyor. Her şeyin direktörün karar verdiği, bütün kararların tepedebilme bir şekilde kararların verildiği, hiçbir itirazın dinlenmediği, kolektif akıldan tamamıyla uzaklaşılmış bir sürecin içerisindeyiz. Bu üç boyutta da çok ciddi bir hasar yediğimizi, hasar gördüğümüzü söyleyebilirim. Ama ne yapıyoruz? Bu arada o yüzden olumsuz bitirmek istemiyorum.
Bu 3 senedir de biz birbirimizi çok iyi tanıdık. İnanılmaz bir dayanışma oluşturdu kendimizde. Bir sembolik olarak nöbetimiz devam ediyor. Sağ olsun bütün bileşenler diğer mesela bile kapıya, kapının önünde nöbet tutuyorlar, geliyorlar bizimle sesimiz oluyorlar. Öğrenciler davalarını açmaya devam ediyor. İnanılmaz bir hukuk mücadelesi içindeyiz. Bu yönetimi, burada Can, burada hocamız dava kazanıp geri geliyor. Tekrar dava açılıyor, tekrar kazanıyor. Sürekli bir dava, bazı davaları kazanıyoruz, bazılarını kaybediyoruz ama yine de itirazımızı dile getiriyoruz. Ve en önemli silahımız, ki bu en önemli silahlarımızdan bir tanesini şu anda yapıyoruz. İfşa ediyoruz, anlatıyoruz. Bu üniversite böyle olmaz. Bu üniversite yapan özgürlüğüdür, çok sesliliğidir, farklılığıdır. Ve bütün bileşenlerle beraber kamu yararını öne çıkarmasıdır ki bu bir kamu üniversitesi, altını çizip duruyoruz. Kimse inanmıyor, bizi zannediyorlar ki Boğaziçi'ndeyiz ki içen elit bir üniversiteyiz diyen nedenler var. Burada ciddi 60 yıllık bir kamu üniversitesi geleneği olan bir üniversite bu. Ve burada çok ciddi bir emek var. Yıllarca kurulmuş bir demokratik yönetişim modeli var. Herkesin katkısı var. Beraber dayanışma kültürü var. Ve bu 3 yıldır biz bu dayanışma kültürünü çok çok daha kendi aramızda güçlendirdik. Ama hakikaten artık dışarı çıkıp biraz dışarıda da güçlenmeye ihtiyacımız var. O yüzden bu güçlenmemize katkı sunduğumuz için, sesimize ses kattığınız için sonsuz teşekkürler. Çok çok sağ olun. Koyuncu gelemeyen öğrencimiz şöyle demiş: özellikle PEM Türkiye Yazarlar Derneği'nin bu ödülü biz Boğaziçi'ni direnen bileşenlere layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Öğrenciler adına çağrıldığım bu ödül töreninde 8 Mart öncesi yoğunluklarından ötürü maalesef aranızda yer alamıyorum. Ancak Boğaziçi'ne direnen tüm kadın ve LGBTİ+ öğrencilerin selamını size taşıyorum. Bizler kampüste, sokakta, mahallemizde direnmeye devam edeceğiz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Şimdi ben İnci Asena'dan, sevgili Duygu'nun kardeşinden bu ödülü, bir plaketimiz var bütün bileşenler için. Belki sen bir şey söylemek istersin ve Mine Hanım'a takdim edersin. Siz umut kaynağınız bizim için. İnşallah direncimiz bütün Türkiye'ye yayılır. Çünkü kimse direnmiyor. Çok teşekkür ederim. Gelmeyin ama bir yere gitmiyoruz. Şöyle çevirebiliriz. Yaklaşık edebiliriz efendim hep beraber. Aslında simetri için hanımefendi siz şöyle alsak nasıl olur? Kusura bakmayın yani. Çiçeklerde elde olursa. Evet. Başka? Bir dakika, ben bir de bütün bu organizasyonda bana sonsuz yardım eden Alper Candan'ı da buraya rica ediyorum. Gelir misiniz? Çünkü açıkçası hepinizi onun sayesinde ulaştım. Alper gelir misin? Buyurun. Evet, bu törenin mimarı. İsterseniz şöyle gelelim. Bir de bu tarafa. Şimdi o tarafa da bakıyoruz. Bu tarafa da bakıyoruz. Evet. Şimdi son sözü tekrar oturabilirim. Çok şaşırsızım. Şuraya koyuyorum. Ve bir dakika. Biz sadece yapacağız. Üniversitede her şey gittikten sonra bütün ödülleri sergileyeceğiz. Şimdi sözü önce bir dakika. Bir dakika. Efendim, emeritus ne demek biliyor musun herkes? Ya, hayır. Ben bilmiyorum. Bak, bilmeyen birileri var. O zaman anlatabilirim. Emekli olduğu halde daha öğreteceği, ondan öğrenebileceğimiz çok şey olan, yol gösteren, ışık tutan, ışık feneri görevini yapan ve hiçbir zaman profesörlükten geri kalmayan ve bütün gençlere gerçekten olanak sağlayan
yol açan, ışık tutan bir profesördür. Evet. Onun için Oya Başak Hanım size bu çiftliği veriyorum. Sen kalkmadan bir şey söylemek istiyorsan ancak dinleriz. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bu arada yeni gelenler oldu. Belki duymadınız. Sevgili Oya Başak çok kısa bir süre önce bir göz ameliyatı geçirdi. Onun için onu çok yormuyoruz. Evet. Kim kimdir bilmiyorum. Şimdi çocuklar alışmış bana. Ver ver. Şöyle söyleyeyim. Hakikaten en genci ben sayılırım. 67, 68 ama asıl yıl 67, 68 yıllarında Robert Kolej Yüksek Okulu'ndaydım. İşiniyor musunuz? Evet. Robert Kolej Yüksek Okulu'nda hocayken bir baktık, müjde, üniversite oluyormuşuz. Ve o sadece bir dedikoduydu çünkü hakikaten uzun zaman sürdü. Oturduk, kalktık, kurullar kurduk. Başımızda Abdullah Kur'an, kelime oyununa bakın. Abdullah Kur'an, ilk rektörümüz kurdu ve biz cidden katkıda bulunduk. Yani saatlerce, aylarca şu olsun, liyakat budur. Hangi bölüm kaç kişi alabilir? Bir kişi fazla yer yok. O zaman öğrenci sayısı fazla olunca insanlar öğrenemiyor. Bu gibi kaygılarla bu üniversite kuruldu. Ve sanıyorum doğru dürüst bir yapıttı bu. Çünkü yıllar yılı başarılı öğrencilerimiz gitti geldi. Hocalık için geri geldiler. Ve ismimiz epey iyiye kaydı. Ben de çok beğeniyordum. Çok beğeniyordum. Çünkü benim inandığım akademik standartlara da çok uyuyordum. Ne demek istiyorum? Bir kere o iş... Şimdi her gün kullanılan anlamsız soyut kavramlardan bahsetmeyeceğim. Arkadaşlar sağ olsunlar. Özgürlük, eşitlik, özellik. Bunlar unutuluyor. Kalmıyor. İsimleri çiklet gibi çiğlendi. Adi, anlamsız kavramlara dönüştü ve ben çok ama çok asıl ona üzülüyorum. Ama asıl nedenimiz o zaman hakikaten çok içten paylaşılan, inanın bana idealler yönündeydi. Ne bileyim ben, çok basit. Değerli insan yetiştirmek. İnsan yetiştirmek. Tekrarlayacağım bunu. İnsan yetiştirmek. Ne olur hatırlayın. Neydi insan olmak? Ben çok sıkıyorum onun için böyle aptal aptal konuşuyorum. değerli insan yetiştirmek. Değerleri olan insan yetiştirmek. Evet, topluma faydalı olacağı bilincine varmış insan yetiştirmek. İnanın bu ideallerle hakikaten çok çok çalıştım idealler için. Başardık, çoğunu başardık. Niye atlayacağım bilmiyorum. Çünkü biraz bu konuşma değil de benim öğrencilerim diye bir iki tane var burada hala. Ölmemiş olanlar. Bir cümleden öbürüne atladım. Şimdi nereye atladığımı bilmiyorum. Çünkü zaten o dakika aklıma gelenleri anlatırım. Ama bir insan yetiştirmek. İki, demin söylemedimse, değer bilen insan yetiştirmek ve yaptığı hizmetin bilincinde olan insan yetiştirmek.
Böyle peki. Tekrarlayacağım. Çok çok mutlu. Bir de bu parantezi açmayayım. Hocalar da birbirlerine saygı, sevgi, inançla yapışmıştım. Ben çok şanslıyım. Fen Edebiyat Fakültesi'ndeydim. Ne kadar keyifli hocalık yaptım. Anladım. Neden? Fakülte kurulu oluyor. Orada bir fizikçi benim teklif ettiğim bir yeni derse, ben İngiliz Edebiyatçısıyım, itiraz ediyor. Ben ona çok rahat, eğlenerek, sen de kitap okudun diye her şeyi biliyor musun, sanıyorsun edebiyat hakkında. Katiyen ne alınır ne bir şey, ahbabız. Birbirimize asıl hürmetimiz var. Ama birbirimize dalga geçiyoruz, kavga ediyoruz. Böyle bir ortamdı. Ben onu bir yerde anlattım. Kamaraderi, gerçek dostluk ortamıydı. Kimse alınmazdı ben ona. Okumayı yeni öğrendim galiba diye. Hep böyle çok eğlenceliydi hayatımız. Belki de eğlenceyi kaçırdım diye düşünüyorum. bitiriyorum. Bu ortamın ortasına kötülük düştü. Kötülük. İyi niyet falan yok. Bilime, ilime saygı yok. Bu şimdi bir arkadaş geldi bana dedi ki psikoloji bölümüne hiç alakası olmayan bir kadın girmiş. Ben yeni hocayım burada demiş. Hukukçu mudur, necidir? Çünkü bölümlerinde odaları var. Böyle. Hukuk Türkiye'de hukuk fakültesi kadar gerekli ama iyi kullanılmayan başka bir fakülte yok. İyiye kullanılmayan. Neyse, demek istediğim, deminki soyut kavramların hepsi vardı bizde. Sevecendik, ahbaplık. Üzülüyorum. İşte bu kadar. Teşekkürler. Efendim, birazdan ikramımız başlayacak. Yalnız ben yönetim kurulunu rica etsem var sizlerle burada bir resim şurada çekebiliriz. Hepimiz Biraz daha şöyle ince. Evet, bir de buradayız. Nazancığım geç geldi. Sen evet. Biraz önce başlarken eski yani geçen yıllarda alanları andık seni. Evet. Ama başka yazarlarımız var. Buyurun. Eyvallah. Emeğinize sağlık. Vallahi